Yani Yasemin, senden çektiğimi kimseden çekmiyorum. Bıktım artık. Yine ne yaptın Müz? Canım bugün bir şey yapmadın. Geçenlerde geç geldin ya, annem o konuyu açtı yine aşağıda. Şöyledir anne, böyledir anne, bir saat dil döktüm. Niye? Tutturmuş o nöbete falan kalmıyor diye. Doğru, kalmıyor ki. Olay ne çocuklar? Ya var ya Yasemin'in evli bir sevgilisi. Aa, ciddi misin Yasemin? Ne ciddisi. Adamın ne boşandığı var ne de ortada bir şey. O iş bitti müstesna. Kaç kere anlatacağım sana? Bitti, bitti. Aa, neden ayrıldınız yine? Olmuyor ya, yürümüyor. Geçenlerde bir yere yemeğe gittik. İçeride aile dostları varmış. Biz de aynen dışarı çıktık tabii. Hastanede öyle, dışarıda öyle. Hep bir gören olur, bir duyan olur. Canıma yetti artık. Aman bırak gitsin Yasemin. Ne hali varsa görsün. Sen Uğur'u gördün mü? Hayır. Görsen öyle demezsin ama. Niye? Çok mu yakışıklı? Çok. Hem de nasıl? Bir artiste benziyor ama ben çıkaramıyorum. Dünya ahiret kardeşim olsun. Yok abi, böyle olmuyor. Eşya alacağız, koyacak yer yok. Mecburuz ev tutmaya. Barış'la birlikte mi oturacaksınız? Yok canım, mümkün mü? Ben yine yurtta kalacağım. Ama ara sıra giderim. Ev buldunuz mu peki? Barış bir ev bulmuş ama ev sahibi bekar ev vermiyormuş. Ne olacak? Beraber komisyoncuya gideceğiz. Ev sahibi de oraya gelecek. Nişanlıyız, yakında evleneceğiz diyeceğiz. İşte o kadar. Aa, yalan mı söyleyeceksin adama? Başka çare var mı? İnsanı yalan söylemeye mecbur ediyorlar. Doğru vallahi. Bekarlar ya köprü altında yatacak, ya ev sahibi olacak, ya da evlenecek. Sanki onlar insan değil. Sen Barış'ın evine gidecek misin? Gideceğim tabii. Ne var bunda? Bir bekar erkeğin evine gidilir misin? Çok yanlış bir şey. Niye? Yiyecek mi Barış beni? Canım yemez ama el alem ne der? Aman Ayşen, sen de bütün hayatını el aleme göre düzenliyorsun ha. Ah, babam arayacaktı, ben bakarım. Çay olmuştur, gelirken getiriver. Tamam. Bana yalan söyleme. Of, yeter artık Alev, yok öyle bir şey diyorum, anlamıyor musun? Ben aptalım değil mi? Ben geri zekalıyım. Sen yok öyle bir şey diyeceksin. Ben de hemen inanacağım sana. Yok öyle yağma. Bak Alev, inan bunların hepsi yalan. Milletin uydurması. Milletin işi gücü yok da bizim için senaryo yazıyorlar, öyle mi? Kızın adından, yaşından, başından, kaldığı yurda kadar söylüyorlar. Rica ederim, saçmalama. Saçmalayan sensin, nankör. Bağırma, çocuk uyanacak. Uyansın. Uyansın da babasının ne kadar adi bir adam olduğunu görsün. Akşamın körlerine işten çıkıp geldiğimde, eve para getirdiğimde boynuma sarılırken iyiydi. Şimdi kötü olduk değil mi? Beyimiz para kazandı, doktor oldu. Genç yaşta doçent oldu. Bunları kime borçluyum diye sormuyor artık. Yalan mı? Yalan de hadi. Öğrenciyken bana bakmadın de. Çalışıp para kazanıp getirmedin de. Hadi söyle. Ne yapmamı istiyorsun? Sana minnet borcumu ödemek için ne yapmalıyım söyler misin? Kendimi mi öldüreyim? Kendini öldürmene gerek yok. Elin karılarıyla kırıştırma yeter. Senin için yaptıklarımı da unutma. İşten ayrılmayı düşündüğümde kocamın okulu yarım kalır. Geleceği mahvolmasın diye dayandım. Ne çabuk unuttun? Unutmadım. Hiçbir zaman da unutmayacağım. Çünkü unutturmayacaksın. İtiraf et. O Yasemin de ne ilişkin olduğunu itiraf et. Yeter artık. Tanımadığın insanlar hakkında böyle konuşma. Ah canım. Sevgilisine hakaret ettik diye kanına dokundu. Bak Alev. İki uygar insan gibi konuşalım. Benim hakkımda böyle bir şüpheye kapıldıysan artık bu evliliğin anlamı yok. Ayrılalım. Yok ya. Sen git de rahat rahat metreslerinle birlikte ol diye, öyle mi? Yok öyle yağma. Bunu aklından çıkar. Anlaşıldı. Seninle güzel güzel konuşmaya imkan yok. Ben yatıyorum. İyi geceler. Nankör! Eskiden canındım. Benden başkası yoktu. Ne çabuk unuttun? Kadın erkek ilişkilerine çok bağnazca bakıyorsunuz. Daha doğrusu iki yüzlüce. Ne demek şimdi bu, nasıl iki yüzlüce? Bunu anlayamadım. Hayatınızı kuralların yönetmesine izin vermeyin.
Birlikte olmak istiyorsunuz ama korkuyorsunuz. Bu yüzden bir sürü dolap çeviriyorsunuz. Kendinize karşı dürüst olmuyorsunuz. Birlikte olmadığımızı ne biliyorsun? Pınar, yeme beni Allah aşkına. Niye bir sürü sevgili değiştiriyorsun? Sıkılıyorum. Başkasını buluyorum ondan. Hem benim ilişkilerim ciddi değil ki. Uzayınca birlikte olma cesaretini gösteremiyorum desene şuna. Ne diyor bu anacığım, ben bir şey anlamadım. Çıktığı çocuk artık bu kadar uzaktan uzağa sevişmek yeter. Hadi yatalım deyince seninki vın. Aa, öyle mi diyorlar mı lan? Yatalım mı diyorlar? Yok be sen de üf. Açık açık demiyorlar tabii. Hoş hıyarlık biraz da erkek milletinde. Açıkça söylemek yok. İlle lafı evirip çevirecek. Bin türlü numara bulacak. Pul koleksiyonumu gösterip mi diyecek? Baban niye geliyormuş? Bir şey konuşacakmış benimle. Ne olduğunu söylemedi mi? Söylemedi. Önümüzdeki hafta gelirim dedi. Okulu bırak falan demesin. Bilmem, demez herhalde. İyi artık. Yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmiş. Okulu bırak der mi? Hayırlı bir şey dedi ama. Eyvah! Evlendiriyorlar galiba seni. Olur olur. Sorsaydın ya öyle bir şey var mı diye. Öyle şey sorulur mu Bilge? Deli misin sen? Uykusunda konuşanlar gerçeği söylermiş kızlar. Şuna bir şeyler soralım. Saçmalama, bilinçaltındakileri söylerler. O ne demek şimdi? Yani sırlarını. E soralım da anlatsın o zaman. Kızın sırlarından sana ne Müs? Zaten benim uykum geldi. Sen yatmıyor musun Müs? Ben Cihan'ı konuşturacağım. Senin de sevgilin var mı Cihan? Anlatsana. Musluğu kapat, musluğu kapat. Su basacak. Ay, sırrı bu mu? Musluğu kapat, su basacak. Günaydın. Günaydın. Eskiden günaydın sevgilim derdin. Günaydın sevgilim. Günaydın canım. Günaydın bir tanem. Günaydın. Geçti o günler, geçti. Ama ben biliyorum ne yapacağımı. Ne yapacaksın? Boşanacak mısın? Nerede o günler? Rüyanda bile göremezsin. Yeter artık. Lütfen. Bu daha başlangıç canım. Yanına mı bırakacağım yaptıklarını? Takmışsın bir kere. Sabit fikirlisin. Neden biliyor musun? Neden? Neyse boş ver. Söyle söyle, içinde kalmasın hadi. Ben biliyorum ne yapacağım. Cihan. Cihan kalk. Günaydın. Günaydın. Musluğu açık unutmuşsun, su bastı. Ne suyu? Su basmış mı? Ne diyorsun sen ya? Bugün hastaneye gitmeyecek miydin sen? Hı-hı. Niye giyinmedin? Yani çok acıyor. İğneyi bir görsen kocaman. Kudurursan daha mı iyi kızım? Ya köpek küçücük ısırdı zaten, bak. Yeri bile geçti zaten, bak. İsterse iğne ucu kadar olsun. Kuduz mikrobu ufacık yaradan bile geçer. Hadi hazırlan. İstersen ben de geleyim. Yok yok. Aliciğim, ben kendim giderim. Neyle gideceksin? Neyle olacak anne? Bir otobüse bineceğim, tamam. Aa, taksiye binmeyecek misin? Aa, günaydın Yusuf abi. Günaydın kızlar, okula mı? Evet. Esma ablanız geliyor mu? Bilmem, ne oldu? İğneye götüreceğim. Ödü kopuyor ama çare yok. Sana hayırlı işler. Sağ olun. Allah zihin açıklığı versin kızlar. Vallahi versin. İhtiyacımız var. Çok seviyorum şu Yusuf abiyi. Çok tatlı adam. Müsü de çok seviyor. Salla salla salla. Annem görsün de assın beni. Günaydın. Günaydın canım. Yusuf, ne el sallıyorsun? Annem görecek. Görsün, yabancı mıyız? Ama ben ona otobüste gideceğim dedim. Evet.
çok yoruldum Süheyla. Sen daha mı çabuk yoruluyorsun ya? Hala alışamadım. Daha da jimnastik var. Uğur'un karısı nasıl biri acaba? Bilmem. Karısını boşayıp da Yasemin'le evlenir mi dersin? Vallahi bana sorarsan bizim kız çok yanlış bir iş yapıyor. Niye yanlış olsun? Hayatını yaşıyor. Evli adamla hayat mı yaşanırmış? Aslında suç doktorda. Buldu cahil kızı. Ama niye cahil olsun? Koskoca doktor adayı. Canım o manada demedim. Yasemin daha çok genç. Yaşı ne, başı ne? Kapıldı demek ki. Öbürü de kullanıyor. Öyle mi dersin? Bana kalırsa öyle. Yanlış iş, yanlış. Canım ne biliyorsun? Belki de karısından boşanır. Hiç sanmam. Artık yapmasak olmaz mı? Aa, hemen su koyuveriyorsun sen de öbür kızlar gibi. Tamam, tamam. Bir şey demedik. Çok mu zor geliyor? Evet. Alışınca da bırakamazsın. Günaydın çocuklar. Günaydın. Günaydın. Allah iyiliğinizi versin. Her sabah yapıyor musunuz? Evet, yapıyoruz. Önce koştuk müdür hanım. Aferin, iyi yapmışsınız. Herkes gitti mi? Hayrettir, bugün herkes okula gitti. Siz de çıkacaksanız sobayı yakmayın. Yakmayın müdür hanım, çıkacağız. Neyi neymiş be, bitmedi gitti. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim doktor bey. Daha devam edecek miyiz? Maalesef, birkaç gün daha. Vallahi kevgire döndüm ama. Şey, doktor bey, Yasemin çok üzülüyor da. Affedersiniz, söylemek bana düşmez ama hep ağlıyor. Ağlayacak bir şey yok ki. Yoktur tabii, yoktur da. Neyse, tekrar teşekkür ediyorum. Güle güle, geçmiş olsun. Allah'a ısmarladık. Geçmiş olsun. Bitti mi? Yok anacığım, nerede? Birkaç gün dahaymış. Eh Süheyla, parklarda koşturmasaydın beni köpek bebek ısırmayacaktı. İyi oldu sana, iyi oldu. Koşmak senin neyine parklarda? Yeniden başlamayalım Yusuf. Bütün gün okulda mısın? 3'e kadar. Sen? Ben bir iş görüşmesine gideceğim. Okuldan sonra bize takılsana. Nereye gideceğim? Bizim bara gideriz. Hem belki bizim çocuklar da gelir, tanışırsın. Yurda yetişebilir miyiz? Tabii canım. İyi o zaman. Ama ben sizin barı bilmiyorum. Seni okuldan alırız. 3'te kapıda ol. Tamam. Müstesna, vaktin var mı? Ne oldu ki? Şey diyecektim. Ne diyecektin? Bizim bir şoför arkadaş yazlık evini boya badana falan yaptırmış. Gidip görememiş nasıl yapmışlar. Görseymiş biz ne yapalım ki? Canım vaktin varsa bir gidip bakalım nasıl olmuş boyası badanası. Bakarım diye söz verdin. Çok uzak mı? Yok yok, yarım saat anca. Gidelim o zaman madem söz verdin. Çok bekledin mi? Çok değil. Affedersin, trafiğe takıldım. Malum. Kıyafetin uygun mu? Evet, nasıl? Hanım hanımcık olduk mu? Çok uzak mı şu komisyoncu? Değil. İstersen yürüyerek gideriz. Olur. Ev sahibi ne zaman gelecekmiş? Bilmem, belki de oradadır. Sence ev sahibi durum çakmaz değil mi? Çakmaz. Yüzüğü buldun mu? Buldum, buldum. Bak. İyi. O evi tutmamız şart. Çok ucuz ve çok güzel. Görünce bayılacaksın. İnşallah verir. Burası mı? Evet, burası. Çok güzelmiş. İşte idare eder.
Çok güzel bir yermiş burası Yusuf. Arkadaşın nasıl almış burayı? Kayınpederi vermiş. Ne kayınpederler var görüyor musun? Niye çıkarıyorsun üstünü? Ateş almaya gelmedik herhalde. Biraz otururuz. Hadi sen de çıkar. Yok canım, el alemin evinde. Yemiyoruz el alemin evini. Şöyle rahat otursana. Yok, ben burada rahatım. Sen bilirsin. Hiç yeni boyanmış gibi durmuyor. Yapmamışlar demek, görüyor musun? Belki odaları yapmışlardır. Belki. Ay, basıldık. Polis, kaçalım. Ne polisi be kızım? Sende de basılma korkusu var ha. Ay, yüreğime inecek, ne yapacağız? Açın kapıyı, bak polis çağıracağım, açın. Şimdi anlarız, dur. Allah Allah. Ay, benim annem de kızacak. Açtık işte, ne bağırıyorsun? Sen kimsin kardeşim? Giriyorsun milletin evine. Anahtarım var herhalde. İnsan arkadaşının evine gelemeyecek mi yani? Ben anlamam. Karakola haber veriyorum bak. Ne yapıyorsunuz burada? Yahu bir şey yaptığımız yok. Şurada oturup iki laf ediyoruz. Ben bilirim o oturmaları. Birazdan gideceğiz zaten kardeşim. Ben Şefik'in arkadaşıyım. Evi kolaçan etmeye geldim. İnanmıyorsan telefon et. Yusuf de. Baştan söylesene şunu. Ben de hırsız falan sandım. Ya olur mu öyle şey be kardeşim? Hırsız arabasını kapının önüne bırakır mı? Sen beni tanımadın mı? Affedersin Yusuf abi, birden çıkaramadım. Hayrola, bir şey mi oldu? Olmadı mı? Bir şey değil, bekçiymiş. Hırsız sanmış gitti. Bir daha da rahatsız etmez. Tabii rahatsız etmez. Sen daha önce buraya geldin mi Yusuf? Yo, hayır. İnanmıyorum sana. Aramızda her şey bitti, bunu böyle bil. Hayda, ne oldu şimdi bir kapı çalındı diye delirdin? Adama para verdiğini görmedin mi sanıyorsun? Sen beni buraya niye getirdin? Müstesna yavrum. Ben senin yavrum falan değilim, tamam mı? Hırsız düşmanı. Doğru konuş, öyle bir niyetim yoktu. Yalancı. Neden para verdin o adama? Bizi rahat bıraksın diye verdim. Tamam Yusuf, niye rahat bırakıyor ki? Anlaşıldı senin karakterin. Müstesna, dinle bir dakika. Yok boya badana yapmış da, yok bilmem neymiş de, yalan, hepsi yalan. Kim bilir kimlerle geldi buraya, kim bilir neler yaptınız yahu burada. Yahu bir dakika dinle Müstesna. Ölsem aklıma gelmezdi Yusuf. Yazıklar olsun sana. Yahu yok öyle bir şey. Yalancı, yalancı hırs düşmanı. Gelmeyecek galiba. Gelir gelir, bir işi çıkmıştır. Biraz daha bekleyelim istersen. Ha, ne iş yapıyordunuz siz? Hiç kafa kalmamış, unuttum. Ben bir şirkette çalışıyorum. Nişanlım da... Ev hanımıyım. Güzel güzel, kirayı ödeyebilecek misiniz? Mal sahibi tam zamanında ister parasını. Maaşım iyi, o yönden bir sıkıntı olmaz. Başka yönden de olmasın. Çok iyi adamdır aslında ama mal sahibi nihayet. Biz sorun çıkarmayız, merak etmeyin. Tabii tabii. Ev sahibi de aynı apartmanda mı oturuyor? Yok yok. Karşıda bir ev var ki sorma. Oo, saray yavrusu. Aman iyi. Kısmetse düğün ne zaman? Yaza inşallah. Allah mutlu etsin. Evi önceden tutuyorsunuz. Ufak tefek eşyalar alalım diyoruz. Koyacak yer yok. Doğru. Bu zamanda kolay iş değil. İnşallah evleninceye kadar taksitleri bitirirsiniz. İnşallah. Geçen yaz bizim oğlanı evlendirdik. Allah inandırsın, elde avuçta bir şey kalmadı. Ne zor şeymiş ya o. Öyle öyle. Şimdiki gençler üzerinize alınmayın ama bir alem. Bulaşık makinesine kadar istiyorlar. Hoş, alan yok ya. Bizim gelin anası da tutturdu, yok dedik. İsterseniz işi bozun. Sonra ne oldu? Çaresiz kabul etti.
Bizim zamanımızda iki tencere bir yorganla yallah derlerdi. Devir değişti tabii. Değişti, değişti. Bizim gelin ayıptır söylemesi çok altın taktık. Anası tutturdu. İki metre zincir, yok beşi bir yerde, yok asrı bilezik bilmem ne. Çok para tuttu, çok. Ama Allah'a şükür hepsini yaptık. Ne de olsa oğlumuzun sayılır tabii. Tabii, tabii. Gelin hanımın anası da istiyor mu? Yok, yok, o kadar değil. Ha, bakın. Çok çocuk yapmayın ha. İki, bilemedin üç tane. Bakması zor oluyor. Bakın benim misal alın. Beş tane. Üç kız, iki oğlan. Kızların biriyle oğlanın birini evlendirdik Allah'a şükür. Ama bugünkü aklım olsa iki tane bilemedin üç. Biz bir tane düşünüyoruz. Bir tane olmaz, bir tane olmaz. Kıskanç olur. Paylaşmayı bilmez. Problem ne olur? Siz gene iki tane yapın. Olur olur, iki tane yaparız. İkiden fazlası da iyi değil ama. Çocuklara haber verdim, bekliyorlar. Tamam, yakışıklı çocuklar mı? İdare ederler. Robin Bar nasıl bir yer? Güzel bir yer, hep oradayız. Ha. Sizden evvelki kiracılar evi çok harap ettiler. Bu devirde aklın varsa evini kiraya vermeyeceksin aslında ama... ne yaparsın, paranın gözü çıksın. Ne yapmışlardı ki? Sen tamiratlı halini gördün. Mal sahibi ne masraf etti oraya biliyor musun? Kapıların camlarına sandalyeleri vurup vurup aşağı indirmişler. Bütün muslukları sökmüşler. Yapmayın ya. Eski halini bir görseydin. Derdin burası ev değil. Ahır, ahır. Bütün taşları kırdırdı mal sahibi de su giderlerini açtırdı. Dökmüşler çimentoyu tıkansın diye. Ne kötü insanlar var dünyada. Söyledikleri her bir şey de yalan çıktı. Ne gibi? Adam dedi ben mühendisim. Ne mühendis ne bir şey. Aslında Konya'da evim var ama İstanbul'da çalışıyorum dedi. O da yalan çıktı mı sana? Merhaba. Aleykümselam Halil Bey, hoş geldiniz. Şöyle buyur. İşte bahsettiğimiz arkadaşlar bunlar. Şartlarımı komisyoncu kardeşim söylemiştir. Ama ben bir daha tekrar edeyim. 1,5 milyon lira kira, 4 aylık peşin. 3 milyon depozit, kira her ayın 5'ine kadar ödenecek. Bütün masraflar size ait. Gürültü şikayet istemem. Her ay evi baştan aşağı kontrole gelirim. Kırık dökük, bozuk görürsem hemen yaptırırsınız. Fazla misafiriniz gelmeyecek. Öyle neydi belirsiz adamlar zırt pırt apartmana girip çıkmayacak. Ona göre ne diyorsunuz? Şimdi Halil Bey, biliyorsunuz sana telefonda da söyledim. Bu gençler yuva kuracaklar. Bunlara yardım etmek sevaptır. Ne var senin dilinin altında? Siz şu peşinatı bir düşünün isterseniz. Ya sen benden yana mısın, çocuklardan yana mısın? Buranın sahibi bizi tanır. Hesap biraz indirimli gelir, takma kafana. Çok güzel bir yermiş. Öyledir. Nazlı yok mu çocuklar? Saat 4'te geliyor. Nazlı kim? Gitarla müzik yapıyor. Sıkı kızdır ha. Çok iyi müzik yapar. Çok uçuyor ya. Fena mı? Selam gençler ve daima genç kalacaklar. Oğlum bu bayat lafları at artık çöpe. Sonbahar yaprakları ve çikolata renkli şarkıcı. İşte geldi. Ne haber fıstığım? Nelerdesin? Buralardayız. Rahibeler yurduna düşmüşsün gene. Duyduk. Hiç açma abi. Beynimi yiyorum. Allah kurtarsın yavru kuşum. Arkadaş kim? Merve. Bizim yurttan. Ben Erdal. Memnun oldum. Ben de. Hangi okul? Sinema televizyon. Vay, iletişim medya falan ha. Çağın mesleği, bize yabancı değil. Şimdi geliyorum çocuklar. Kızı kestirdi gözünü, şimdi başlar gene. Siz hangi okul? Bunu sormayacaktım Merve. Neden? Bak. Ben yenmişim arkadaşım. Son tercih boş kalmasın diye Edebiyat Fakültesi Antropoloji'yi yazdık. Kazandık, iyi mi? Herkese aynı hikayeyi anlatır. O kadar da kötü değil. Kötü değil zaten. Felaket, doğal afet. Çalışıyor musunuz? Uyduruk bir reklam şirketindeyim. URA, Uyduruk Reklamlar Ajansı. Ne yapıyorsunuz orada? Metin yazıyoruz. Ne demekse metin yazarı? Daha ne istiyorsun oğlum? Çık da ben gireyim senin işine. Yok ya. Okulda hangi bölümdesin? Yönetmenlik. Aa, iş arıyorsan sana ayarlayabilirim. Ciddi misin? Atıyor yine. Bizimkiler ajansa bir yönetmen yardımcısı arıyorlardı. Bir sorayım. Harika bir şey olur.
Vallahi bir şey yok Mehmet amca. Suratından düşen bir parça kızım. E sen de benim kadar kuduz iğnesi olsaydın daha beter olurdun. Duydum, duydum. Geçmiş olsun. Sağ ol. İki paketi sigara versene. Sen de bırakamadın şu Meret'i. Aman bırakmak istemiyorum ki, ne diye bırakacakmışım. İyi günler Mehmet efendi. Anneciğim siz de mi geldiniz? Merhabalar müdür hanım, nasılsınız? Allah'a şükür, bu yaşta nasıl olunursa. O nasıl söz öyle? Yaşınızda ne varmış? Başka bir şey? Aa bunlar da ne? Yanlış koymuşsun Mehmet amca. Ben sigara içmiyorum biliyorsunuz. Yanlış anladım herhalde. Aferin kızım. İçme tabii. Çok zararlı bir şey. E tamam da niye hala sigara yapıyorlar anlamam. Madem zararlı kapatsınlar sigara fabrikalarını. Ekonomi işte. Size ne vereyim müdür hanım? Toz şeker, bir de ekmek. Aa ben ekmeğimizi aldım anneciğim. Ha. Fabrikada tütün sarar, sanki kendi içer gibi. Sararken de hayal kurar, bütün insanlar gibi. Bir evi olsun ister, bir de içmeyen kocası. Tanrı ne verirse geçinir gider, yeter ki mutlu olsun yuvası. Fabrikada tütün sarar, sanki kendi içer gibi. Sararken de hayal kurar, bütün insanlar gibi, bütün insanlar gibi. Sesleriniz süper. Bu yıl Yurttan Sesler Korosu'na seçildiniz. Çayı demledin mi? Demledim. Bir tabak getir de şunları koy. Ben de çok yorulmuşum. Sahi siz neredeydiniz bugün anne? Vergi dairesine gittim ya. Kuyrukta canım çıktı. Take me back to my boat on the river. I need to go down. I need to come down. Selam. Take me back to my boat on Selam. The river. Selam. Ben Haldun. Ne haber? Yoksun ortada. Artık yurtta kalıyorum ya. Duydum. Annen söyledi. Bu serseriyi çok aradın mı Merve? Abim. Ay, çok affedersin. Üvey abim. Annemin ikinci kocasının oğlu. Hiç sevmem. Şu motosikletlilerden değil mi? Hı, evet. İki kere kaza geçirdi. Hala uslanmadı. Hidrosefal gibi biraz. Hop millet, burada saksı değiliz herhalde. Dinleyecekseniz dinleyin. Affedersin. Abi bu kız adamı öldürür. Çıt çıkarmadan dinleyeceksin. Erdal Bey, diliniz dizlerinize değiyor konuşmaktan. Neyi akıl etmişsiniz bunları amcacığım? Açlar açsa bayılacaktım. Aç olmasan başıma kakardın ama. Senin canın isteyince ne iyi, benim canım isteyince anneciğim şişmanlıyorsun. Hiç de öyle değil. Kim geldi acaba? Mehmet. Ver bakalım. Geliyorum. Buyurun. Güneş Kız Talebe Yurdu burası mı? Evet buyurun. Ben Yasemin diye birini arıyorum. Ne yapacaksınız? Onunla konuşacağım şeyler var. Öyle mi? Ne oldu müstesna? Bu hanım Yasemin'le konuşmak istiyormuş. Buyurun. Siz kimsiniz? Ben yurdun müdiresiyim. Öyle mi? İsterseniz odama buyurun. Gerek yok. Ne istemiştiniz? Ben Doktor Uğur Bey'in eşiyim. Biz öyle birini tanımıyoruz. Bakın hanımefendi, o Yasemin denen kızla mutlaka görüşmem lazım. Niye efendim? Aramızda bir mesele var. Ne gibi? Sizi ilgilendirmez. O kızı buraya çağırın çabuk. Yasemin yurtta değil ki. Siz kimi kandırıyorsunuz? Kocamı ayartan o ahlaksız kıza söyleyecek laflarım var benim. Bakın hanımefendi, benim evimde bulunuyorsunuz ve ben kızlarım hakkında böyle konuşturmam. Kocanızla aranızda bir mesele varsa bunu kocanızla halledin. Gencecik bir kızın günahını da almayın. Ne günahı? Kocamla yemedikleri halt kalmamış. Aa bakın şimdi ben size... Müstesna, sen karışma. Bu tür meselelerse eğer böyle bir durum varsa buna müstahak olduğunuz anlaşılıyor. Güle güle. Siz kim oluyorsunuz? Sizin de mi parmağınız var yoksa bu işte? Lütfen dışarıya çıkın hanımefendi. Biz insan dedik, size kapımızı açtık tamam mı? Sizi polise nasıl ihbar edeceğim göreceksiniz. Burada ev çalıştırıyorlar diyeceğim. Aa, gidin istediğiniz yere şikayet edin hanımefendi. Sen 30 senelik şerefli bir öğretmenle böyle konuşamazsın tamam mı? Hadi. Ahlak polisi bastığı zaman görürsün. Kocan sizi çok bile tutmuş yanında. Ahlak polisi
Seni basar inşallah.